ödeyemiyoruz maalesef. Kiraya zam gelecek. O zaman işimiz daha da zor olacak. Çünkü asgari ücret alıyoruz. Yetmiyor, yetiremiyoruz yani. Enflasyon almış başını gidiyor. Yani önüne geçen yok, bir şey yapan yok. Yani işte tepedekiler hep kendi zevkinde. Yani olan vatandaşı oluyor yani, başka kimseye olmuyor. Her şey aslında halkın elinde aslında. Yani yapamıyorsa oradan inip başkası gelebilir yani. Yani yapamıyorsan, orada koltuğa yapışıyorsan inebilirsin. Başkası yapamıyorsa in kardeşim, başkası gelsin o zaman. Yani İstanbul'dan gideceğim, ödeyebileceğim bir ilçeyi planladım, oraya gideceğim inşallah. Çünkü başka türlü çare yok. Cebimize giren parayla ödemeler dengesinde en ağırlıklı ödeme kira oluyor. Kirada zorlanıyoruz. Şu anda en büyük acı, yara kiralar oluyor. Tabandaki insanlar gittikçe köşeye sıkışıyorlar. Yani bu toplumun en büyük yarası alt tabakanın çökmekte oluşu. Bu aynı zamanda ahlaki çöküşü de getiriyor. Kolonlar çöküyor toplumun. Ama yukarıdakiler bunun farkında değil. Her şeyinden kısıyorsun, kiranı ödüyorsun yani. Ya zor yavrum, zor. Çadır açar otururuz. Ne yapalım daha? Ben Üsküdar'da oturuyorum. Yani nasıl ödeyeceğiz ki? Evlerimiz de eski. Yani onları da istiyoruz, yaptıralım. Onu da yaptıramıyoruz. Çok para istiyorlar. Zamlanacak yani. İki katını bulur tahminimize göre. Öderken zorlanabiliriz. Ben engelliyim. Emekli olmaya çalışıyorum. Alacağım maaş 2,5 milyar. Ev kirası 4,000 lira. Tanıdığımızın evi kirada. Diyor ki patlıcanın kilosu geçen sene 3 liraydı, şimdi 30 lira. Baktığın zaman o da haklı. Alım gücü düştü çünkü. Yani kira ya da ev sahibi olayı değil. Olay tepeden bitiyor. Ya fiyatlar, her şey yüksek yani. Bir tek kira değil ki. Hepsi yüksek. Kazanmak da zor, ödemek de zor. Bir evin yapmasını bir düşünün. Metrekaresi olmuş 8 bin lira. Artık ev yapmak mümkün değil. Zenginden dişi. Yani bugünkü hayat pahalılığına göre her gün, yani sorun kira sorunu değil aslında. Çünkü bizim paramız pula dönmüş, her şeyi dolara bağlamışlar. Dolar arttıkça her şey artıyor. Bir tarafı firavun yaşıyor ülkede, bir tarafı da çöpten ekmek topluyor. Nasıl olacak bu? Bazıları gerçekten fırsatçılık yapıyorlar. Bazıları da kiracılarını çıkartıp daha pahalı vermek için bahane üretiyorlar. İşte bakım yaptıracağız veya işte benim ailem oturacak. Onu çıkartıp daha pahalı kiracı buluyorlar. Rahatlıkla bulabiliyorlar tabii. Bu fırsatçılıklar olduğu zaman bir şey yapamaz. Yani biz önce kendimizi düzelteceğiz. Her şey düzelecek. 4000 liradan 5000 lira aşağı kira yok. Çok zor. Yani evi olmayan burada oturamaz. Çok zor geçim. Uçtu anneciğim, uçtu. 3 liraya 1+1'ler artık burada. Yani 2+1 olursa 4 lira 5 lira. Ev sahipleri de yani hiç fakirin halinden anlamıyorlar. Emekli parasından veriyorum 1000 lirayı, artık kalanla da idare ediyoruz. Ya başka bir yere de şimdi çıkamıyoruz da. Kredi kartıyla alıyor, sonra tekrar kredi kartına yatırıyoruz. İşte öyle idare ediyoruz. Çok yüksek. Yani insanların gelirleri ne kadar ki kirayı ödeyebilsinler. 4,5-5 milyar maaş alıyorlar. Bunlar kirayı mı ödesinler, elektriğini, doğalgazını mı ödesinler, karnlarını mı doyursunlar? Maalesef yani her şey çok kötü gidiyor. Daha da kötü olacağız. İnşaatı kendim yaptım. Ustalığını da kendim yaptım. Her şeyini kendim yaptım yavrum. Ama şimdi istesen de yok. Hayat öldü, devir öldü. Yaşantı tamamen gitti. Şimdi yapamıyorsun. Yok yani, güç yok. Yarayan zengine yarıyor. Fakir hayatta ölüyor. 2000 liradan aşağı ev yok yani. Biz Kasımpaşa'da oturuyoruz. Yani Türkiye'de yaşamak çok zorlaştı. Kiralar uçuyor gidiyor. Yetmem gibi, yetmiyor uçuyor. Çok sıkıntılıyız yani, sıkıntılıyız. 4 milyar, 5 milyar alsın, onun 3 milyonluk kiraya verecek. Elektriği, suyu, telefonu var. Ne yiyecek, ne içecek bu vatandaş? Yani perişan oldu millet yani. Aç kalan bile var bu şekilde.